kuşcağızım. Yaklaşıyoruz Nil Nehri'nin kaynağına. Az Ben de çok heyecanlıyım. Ben de bunca yıllık araştırma, bulduğum notlar, el yazmaları hepsi Nil Nehri'nin kaynağını işaret etti durdu. Ama doğruluğundan emin olamıyordum. Ta ki harita elime geçene kadar. Eminim şimdi. Harita o kadar detaylı hazırlanmış ki şüpheye hacet yok. İskenderiye Kütüphanesi'nde çıkan büyük yangın canım kitapları, el yazmalarını kül etmiş. Bu harita kurtarılan belgelerden. Satan adam ne kadar değerli olduğunu bilseydi satmazdı. Ya da küfe küfe altın isterdi. Sayende çözdüm kazcağızım haritanın şifresini. Harita çift katmanlı. Normal ışıkta bildiğin kağıt parçası. Ama kuvvetli bir ışık kaynağına tuttuğunda aradaki katman ortaya çıkıyor. Esas harita bu katmanda. Ya senin çözdüğün kısım bu değil. Haritada Nil kıyısı boyunca çeşitli hayvan sembolleri tasvir edilmiş. Ölümsüzlük suyu Nil'in hangi kısmında? Nasıl bir şifreleme olabilir derken sen pencereye geldin. İşte o an benim de aklıma geldi. Garuda, Simurgh ve diğerleri. Ölümsüzlükle anılan efsane kuşlar. Haritadaki kartal simgesi ölümsüzlüğün yerini işaret ediyor. Sana kuş dedim diye mi bozuldun? Sen benim kazcağızım, yoldaşımsın. Hem sen olmasan ben şifreyi çözemezdim ki. Kayıkla buraya kadarmış. Bundan sonrasını yürüyeceğiz kazcağızım. Bu yakınlarda kartalların olduğu bir bölge olmalı. Gözünü dört aç. Kazcağızım gördün mü? Bir kayaymış meğer haritanın gösterdiği. Belgelerde ne diyordu? Su suyun içinde. Demek ki Nil'in bu kısmında bir kaynak olmalı. Bir başka belgede de karanlıklar ülkesi diye tariflenmiş ölümsüzlük suyunun yeri. Demek ki kaynak suyun içinde. Ama derinlerde. Kazcağızım, sen beni gerçekten anlıyorsun değil mi? Keşke konuşabilseydim. Nehrin dibine bir göz atalım. Sen beni burada bekle, tamam mı? Aşağıda bir kaynak buldum. Ama sanki balçık. Acı bu.
Doğru yer burası da. Suyun altında doğru yeri bulmak mesele. Daha da derinde olmalı. Bulduk. Gerçekten bulduk. Sonunda. Ama çok derinde. Nefesim dayanmaz. Ama basit bir dözenek iş görür. Kazcağızım, ölümsüzlük suyunu içtikten sonra nereden başlayalım dünyayı dolaşmaya? O kadar çok yer var ki gitmek görmek istediğim. Bak. Ya sen nereye gitmek istersin önce? Dünyanın bir ucundan başlayıp öbür ucundan çıkalım en iyisi. Dünya kazan biz kepçe. Ha, ne dersin? Nehrin canlılığına inanamazsın. Suyun marifet olmanı. Elimi uzatıverdim kaynağa. Batağı dolmaya başladı. Tam o sırada dev bir yengeç saldırdı. Buna rağmen suyu almayı başardım. Hadi su küçüğü. Ama ya, bu ne hız, bu ne çeviklik. İnanamıyorum. Dur bakayım. Oh, inanamıyorum. İçim kıpır kıpır. Hı? Sen konuştun mu? Konuştum mu? Ben mi konuştum? Evet. Sen? İnanılmaz. Demek suyun başka marifetleri de var. Konuştum. Ben konuşuyorum. Ben... Hı? Ben konuşabiliyorum. Konuştum. Ben konuşabiliyorum. Ben konuştum. Oh be! Sıra bende. Aman ya Rabbi.
Daha keskin, daha net görüyor ve daha net duyuyorum. Muazzam bir zindelik hissi. Bu nasıl bir şey? Çabuk, bulun onu bana. Hadi daha hızlı. Daha hızlı. Ayak sesleri duyuyor musun? Hı? Gidelim. Ölümsüzlük suyunu bulduğumuzu kimse bilmemeli. Suyu güvenceye almalıyız. Belgelerle harita sende dursun. Dikkatli ol. İstanbul cihazıma götür emanetleri. En güvenli yer orası. Galata Kulesi'nde ikindi vakitleri bekle beni. Karadan uzun sürecek gelmem. Merak etme dostum. Sen gelene kadar ölümsüzlük suyunun bekçisi, koruyucusu, efsane kuşu ben olacağım. Hani kuş demiştin ya. Ya kuş dememe kızmamıştın hani? Şaka yapıyorum. Emanet benimle gökyüzünde güvende olacak. Merak etme. Daha hızlı dedim size, çabuk. Hadi. Bu suyun zerresi bile. Boşuna su yolunu bulur dememişler. Makalada! Kudandi! Kudandi! Yakalayın! Kaçırmayın! Kaçırmayın! Yakalayın, kaçırmayın. Suyun kudretine bak. Bu sana, bu da sana. Kraliçem, kraliçem. Yerlilerin bahsettiği adam bu. Yani herhalde bu. Kimsin? Ne işin var burada? Ne arıyorsun bu bölgede? Bendeniz seyyahım. Adım Evliya Çelebi. Yerlilerin bana neden saldırdıklarını ve de sizin burada ne aradığınızı merak eden bir seyyah. Ne haddine senin bana soru sormak? Kraliçeyim ben. Bu toprakların hakimi. Bu toprakların hakimi mi? Yanlışınız var. Bu toprakların size ait olduğunu hiç sanmıyorum hanımefendi. Hanımefendi değil. Kraliçe. Kraliçe. Arayın üstünü. Didik didik arayın. Ne bulmayı umuyordunuz ki hanımefendi? Kraliçe diyeceksin. Kraliçe. Ölümsüzlük suyu nerede? Ölümsüzlük suyu mu? Evet. Yerliler nehirden ölümsüzlük suyunu çıkardığını söylediler. Yanlışları var hanımefendi. Yakalayın. Nil'e kurban edilirken ölümsüzlük suyu ile ilgili aklına bir şeyler gelir belki. Eşyalarını al. Hemen. Hadi bağlayın bakayım. Kraliçem. Sıkı sıkı bağlayın adamı. Ne? Evet. Bağladılar kraliçem. Thank you.
Yerlilerin sözüyle adamın ayağına götürdün beni. Ben kraliçeyim dedikçe adam dalga geçer gibi hanımefendi diyor. Ölümsüzlük suyunu bulmuşmuş. Ama olabilir. Yani şöyle ki, imparatorluk arşivindeki belgelerde... İmparatorlukmuş. İmparatorluk mu kaldı? Bütün topraklarımı, her şeyimi kaybettim. Ülkemden sürüldüm. Bak şuraya. Bir avuç adam, 3-5 yerli. El alem dalga geçiyor benimle. Hanımefendiymiş. Kraliçeyim ben. İmparatorluğumu, topraklarımı geri alacağım. Yeni fetihler yapacağım. Topraklarıma toprak, gücüme güç katacağım. İnsanlar bana itaat edecek. Bunun için ölümsüzlük suyunun kudretine ihtiyacım var. Anlıyor musun? Sonuçla gel karşıma. Şu yerden bitmelerin zırvalarıyla değil. Belgede ne diyordu? Ne diyordu kraliçem? Ha, imparatorluk arşivindeki belgede ölümsüzlük suyu krallıklar ülkesinde diyordu. Ama kraliçem, bakmadığımız mağara, in, çukur kalmadı kraliçem. Vizir! Rezil vezir! Demek ki daha bakmadığınız, aramadığınız yerler var. Var kraliçem. Ne yapalım acaba biz Evliya Çelebi'yi? Eşyalarını iyice incele. Nereden gelmiş, nereye gidiyormuş? Elinde belge not var mı? Araştır. Ama önce konuşturmayı dene. Bak bakalım ölümsüzlük suyu hakkında bir şey biliyor mu? Sıkıştır. Sıkıştırayım kraliçem. Nasıl sıkıştırayım? Nasıl yapayım? Yani korkut. Korksun senden. Nasıl korkutacaksan artık. Yap bir şey. Çözümleri hep benden bekleme. Ay! Ay! Boğazım kurudu. Susamış kraliçem. Ah canım. Kıyamam. Su getirin. Hadi hadi hadi. Sallanma, doldur. Eyvahlar olsun. Suyu içecek. Ya içinde abi hayattan kaldıysa? Tek bir zerre bile ölümsüzlüğe yeter. Daha atasın. Oğar yaş. Üstüme yürüdü. Beceriksiz. Kalktım kraliçem. İyi misiniz kraliçem? Yakalayın. Evliya Çelebi, bu yaptığını yanına bırakmayacağım. Bırakırsam bana da kraliçe demesinler. Demesinler kraliçem. Kraliçem, şimdi Evliya Çelebi'nin icabına bakarım ben. Bu zehri, kobra yılanlarının zehriyle yaptım. Bir damlası bile bir fil sinüsünü devirebilir. Bu oklar, zehir bu. Bu garip. İşte izleyin bakın, devrilecek. Devrilecek. Yahu fil devrildi, bu devrilmiyor. Şimdi devrilecek. Kraliçem, Evliya Çelebi ölümsüzlük suyunu içmiş. Ölümsüzlük suyunu mu içmiş? Didik didik arayın demedin mi? Hani yoktu ölümsüzlük suyu? Ölümsüzlük suyu yoktu. Ah,
Elinizdeki adamı nasıl kaçırırsınız? Çabuk! Geri getirin Evliya Çelebi'yi! Nasıl kaçırırsın adamı? Hadi kaçırdın! Nasıl bulamazsın? Yer yarıldı da içine mi girdi bu adam? Sana geri zekalı desem, bilim adamısın. Alimliğin ortada diyemem. Bilim dışında başka hiçbir işe yaramıyor o koca kafa. Kraliçem. Mataradaki suyu tahlil ettim. %99.9 ne suyu? Ancak Ve kraliçem, üzerimize dökülen ölümsüzlük suyu. Ölümsüzlük suyu mu? Su üzerimize döküldü. Yani? Yüzyıllarca yaşayacağız. Sonsuza kadar değil. Yarı ölümsüz olmak. Yetmez. Ben sonsuzluğu istiyorum. Sonsuzluğu. Tüm dünya benim olmalı. Bütün insanlar önümde diz çökmeli. Kraliçelerine bana itaat etmeli. Anlıyor musun? Anlıyorum kraliçem. Evliya Çelebi'yi bulursak ölümsüzlüğün sırrını çözerim. Emin olun çözerim kraliçem. Çantasından çıkan belgelere göre... İstanbul'dan gelmiş kraliçem. Aferin. Aferin sana vezir. Aferin. Nerede arayacağımızı biliyoruz. İstanbul'da. Götürün. Başımın belaları. Hangi taşı kaldırsam bu adamlar klon karşılar. Klon oldukları tahmin edilen adamlardan biri daha banka soyma girişimi sırasında suçüstü yakalandı. Komiser Kemal hemen yanımıza. Mikrofonu kendisine yöneltmek istiyorum. Komiserim, epeydir bu olay üzerinde çalıştığınızı biliyoruz. Dolly tabir edilen bu klon adamların arkasında kim ya da kimler var? Amaçları ne olabilir? Organize bir suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim. Ancak yürüyen bir dava olduğu için daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz. Ama bu şebekenin başında her kim varsa yakalayacağız, yaptıklarının cezasını çekecek. Bu düzmece soygun epeyi oyaladı seni. İzlerken çok eğlendim şahsen. Esas soygunun yerini öğren önce. Adamlarımdan birini daha yakaladın diye doğru yoldasın sanma. Bende onlardan yüzlerce var. İstersem dahası da olur. Yakala yakala bitiremezsin. Vezir, adamlardan haber var mı? Var kraliçem. Senin için ihtiyacım olan asiste almayı başarmışlar. Yoldalar, dönüyorlar. Yalnız. Yalnız ne? Benim şu yeni projemle ilgili bir konuşsak kraliçem. Sor. Ama... Şimdi uğraşamam senin antin kuntin projenle. Yeni projeymiş. Kim bilir yine ne yumurtladı. Proje üstüne proje. Nanoteknoloji, mikrobiyoloji, genetik, sağım solum teknoloji de oldu. İyi de oldu. Önemli olan benim planımın tıkır tıkır işlemesi. Bize zaman ayırdığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Olay yerinden bildirdik. Konuyla ilgili bilgi edindikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Suna Sunay. Kemal'im yine iş başında. Dedeciğim, amca...